Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün efsane bir video ile tekrar karşınızdayım. Ufuk Bey'in sponsorluğu altında video gerçekleştiriyoruz. Çok araştırdık, gece gündüz inceledik ve doğru üründe karar kıldık. Yeni nesil konsolumuz, Xbox'ımız burada. Series X'ti, S'ti, PlayStation 5'ti ne varsa hepsinde tam uyumlu çalışabilen, 2K'da 144 Hz veren, konsolda 2K'da 120 Hz, 1080p'de 120 Hz, FreeSync, HDR, ayrıca numaramız 27GD950 modern numaralı monitörümüz. Monitörümüzün özelliklerini şuradan çekebilirsek 144 Hz, 1ms GTGT griden griye, 4K Ultra HD, Nano IPS, LG'nin bir teknolojisi. Kesinlikle bu teknolojiyi çok merak ediyorum ve çok iyi işler yaptığını düşünüyorum. Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync 2 desteği var. Premium desteği var. Monitörümüzde AMD'nin FreeSync teknolojisinin Premium Pro'su var. Özellikle şöyle bir ayrıntısını vereyim. Çok detayını şu an hatırlamıyorum ama HDR modunda da FreeSync geçebiliyor bu sürümde. Böyle bir özelliği var. Monitörümüz 4K 144 Hz, yalnız HDMI 2.1 özelliği yok. Display porttan 4K veriyor. Ama konsolda da bağladığımız zaman 4K'da 60 FPS, 2K'da 120, 1080p'de 120, HDR, ayrıca FreeSync'i alabiliyoruz ve PlayStation 5'le de uyumlu. PlayStation 5'le de aynı şekilde 4K'da 60 net bir şekilde alabiliyoruz. Şimdi kutu açılışımıza devam edeceğiz. Daha sonra Xbox Series S konsolumuza kurulumunu gerçekleştireceğiz ve yakından inceleyeceğiz. Evet, bir adet pasta bir şey alıyoruz ve bununla kesmeye başlıyoruz. Motorumuz 27 inç. Nano IPS teknolojisi var. IPS panel, biliyorsunuz ki rengi en iyi veren monitör paneli, ekran teknolojisi. Ve biliyorsunuz ki IPS teknoloji eskiden çok fazla tepkime süresi verdiği için tercih edilmiyordu ama yeni çıkan teknolojilerle, özellikle LG'nin yaptığı büyük atılımlarla artık 1ms griden griye değer verebiliyor. O yüzden yeni nesil konsollarda ve ekipmanlarda IPS panel teknolojisini oyuncular artık tercih etmeye başladı. Ben de yakından şimdi inceleyeceğim. Gerçekten çok merak ettiğim şeyler var. Evet, tasarım olarak da gerçekten şık bir monitör arkadaşlar. Hakikaten şık. Parasını hak ediyor. Bu arada şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bu modelimiz 27GN950. 2K olan modeli de 27GN850. Bu Ufuk Bey'in monitörü, ben de 27GN850'yi satın alacağım. O da 4K'da aşırtma yaparak 2K'yı 4K upscale edebiliyor. Hemen monitörümüzün ayak bağlantısını yapıyorum. Şu şekilde oldukça güzel. Ve burada yine tekrar Sony'nin yaptığı vidalama sistemi. Sony, vida koyduğun zaman standların altına şöyle bir şey yapabilirsin. Bu şekilde kullanıcılar Tornavida'ya vidaya ihtiyaç duymadan bunu çevirebilirler. Bir de FreeSync teknolojisiyle 2K koyarsan yeni nesil konsoluna çok iyi olacak. Çünkü biz oyuncular artık bunları bekliyoruz. Hızlı bir şekilde çeviriyoruz. Kurulum gerçekten çok portatif. Şurada kaymaması için ayakları var ekstra. Burada bir plastik, bir metal kullanılmış. Biraz hafif bir şey gibi ama içi sağlamdır diye düşünüyorum. Ayağımızı buraya koyalım. Monitörü çıkartırken burada bir teknik var. O teknik önemli, ekrana zarar vermemek için. Yırtmıyorduk ama. Tamam, yırtmıyorsak o zaman. Bu arada monitörümüzün arka aydınlatmasında RGB var. Onu da zaten birazdan gösteriyor olacağım sizlere. Poşeti bir alabilir misin? Kutuyu alayım istersen. Kutuyu da şimdi almalıysan. Bir dakika, şunu çıkın. Tamam. Burada onu yapacağız mı? Evet, kurulumu bu şekilde yaptıktan sonra şöyle kaldırmanız en sağlıklısıdır. Panel ağırlığı nasıl Özgün? Panel ağırlığı bu zamana kadar ki en ağır paneli taşıyorum. Gerçekten monitör çok ağır. Hakikaten ağır. Vay canına. Bu kadar monitör kutu açılışı yaptım. Bu böyle ağır bir monitör görmemiştim. 32 inç bile kullandım. Monitör gerçekten çok ağır arkadaşlar. İsterseniz kutu içeriğini de şey yapalım. Hemen ona da geçeceğim. Şurayı size ayarlayayım. Burada çekimlerinizi yapabilirsiniz.
Evet, bir buraya... hareket şeyini de anlatabilirsek Özgün Bey. Tabii. Öncelikle şuradan bir başlamak istiyorum. Burada öncelikle zengin HDMI girişlerimiz var. 2 adet. İkisi de 2.0. Yani bu bize 4K'da 60 FPS ve 2K'da da 120 FPS'i veren teknolojimiz. Burada bir display portumuz var. Bu display portumuzda bilgisayar PC kullanıcıları için 4K'da 144 FPS için. Daha sonra burada hızlı USB portlarımız var. Burada telefonlarınızı şarj etmek için kullanabilirsiniz. Altına geldiğimizde burada joystickle bir kontrol var. Güzel olmuş. Kontrol gerçekten daha rahat olacaktır. Burada nerede de sağa sola gezebiliyoruz. Arka kısımda buraya kulaklık da takılabilir. Kablolardan bağlantısı yapabiliriz. Evet, Ultra Gear serisi. Yan tarafta da şöyle güzel bir logosu var. Evet, aksesuarların olduğu kutuya geçecek olursak. İçerisinden bir adet bataryamız çıkıyor. Bunun bu şekilde olması güzel. Motorun içine koyulmaması ısınmasını engelliyor. Dışarıda olması iyi. Yani onun bağlantısını şöyle gerçekleştirdik. İçerisinden bir adet data kablomuz çıkıyor. Bir adet HDMI kablomuz çıkıyor. Tabi siz bundan çıkanları kullanmayın. Bir adet de DisplayPort kablomuz çıkıyor. Ve kurulum belgesi ve bir adet de bilgisayarlarda PC'de kullananlar için kurulum rehberi CD'si var. Bizim bunlarla şu an bir işimiz yok. Konsolun içerisinden, kutunun içerisinden çıkan HDMI kablosunu yenisi konsolunuzu kullanmanızı da tavsiye etmiyorum. Çünkü onlar standart kablolar. Size ultra hızlı kablolar lazım. Konsol içindeki kablolar bu konuda bizim için daha önemli. Buradan sadece bataryayı aldık. Bunu da kaldırıyoruz. Aşağı indirebiliyoruz. Yukarıya kaldırabiliyoruz. Dönme kabiliyeti var. Bu şekilde kullanmak istiyorsak kullanabiliyoruz. Bunu genelde tasarımcılar ve grafikerler kullanıyor. Ya da yayın yapanlar yan ekran, ama bu monitör yayın yaparken kullanılacak yan ekran bir monitör değil. Her zaman ana monitör. Monitör düz, curve değil. Bunu hiç yadırgamadım. Tasarımı, tarzı benim çok hoşuma gitti. Hızlıca yenisi konsolumuza bağlantısını yapıp özellikleriyle ilgili, bir de görüntü ve renk çözünürlüğü ile ilgili diğer adımlara, bilgilere geçmek istiyorum. Evet, şu an startımızı verdik ve gerçekten artık tasarımların da konuştuğu bir devre girdiğimizin göstergesidir. RGB'lerimiz çalışmaya başladı. Şimdi kurulumlarını yapacağız. Daha sonra daha detaylı çekimlerimiz olacak. Çok güzel. Bilgisayar üzerinden de aydınlatma ayarlarını yapabiliyormuşuz. Bunu da öğrenmiş olduk. Evet, ilk görüntüyü aldık. Hemen TV ve görüntü seçeneğine geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Ultra HD 4K direkt açıyor. Ayrıca 2K 1080p 720p alabiliyoruz. 4K'da tabii 120 olmayacak. Bir deneyelim. Tabii olmayacak ama bir deneyelim yine de. Evet, otomatik olarak 2K'ya atıyor. Burada tekrardan PlayStation tarafına bir şey taş atmak istiyorum. Bir monitör, yani bir konsol satın aldığınızda bu konsolla ilgili bir yazılım geliştirdiğinizde, işte örnek almak istiyorsanız buna bakabilirsiniz. Neyi çok beğeniyorum biliyor musunuz? Kurulum diye bir bölüm var. Buraya geliyorsunuz. Takmış olduğunuz konsola, monitörün neyi destekleyip neyi desteklemediğini, tüm bilgilerini buradan detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Gerçekten PlayStation 5 alan kişiler, benim elime de geldi, bu konuda sıkıntı yaşıyor. Ya 2K 4K bir monitöre takıyorsun, 120 FPS veriyor mu vermiyor mu destekliyor mu hiçbir şey göremiyorsunuz, ama Xbox'ta çok güzel düşünülmüş. Neleri destekliyor, neler yapabilir, takılan monitör ne düzeyde konsolla uyumlu, her türlü bilgiyi buradan alabiliyorsunuz. İstiyorum. Biliyorsunuz ki 2K monitörlerde şimdi bit derinliği var. Bu renk derinliği önemli. 6 bit, 8 bit ve 10 bit var. 10 bitler genelde 4K monitörlerde oluyor. Bazı monitörlerde 10 bit ama yazılımla 10 bite çıkıyor. 8 bit normalde, yazılımla 10 bite upgrade ediliyor. Bizim şu an burada incelemiş olduğumuz kutusunu açmış olduğumuz monitörümüz gerçek 10 bit renk derinliği verebiliyor. Zaten nano ve IPS olması, 400 kandere parlaklığının olması, 1 milisaniye griden griye tepkime süresinin olması bu monitörü uçuruyor arkadaşlar. Hakikaten bunlar önemli bilgiler. Ben burada video modlarına giriyorum. FreeSync'i açıyorum. Şimdi bakalım 4K'da FreeSync açabileceğiz mi? Ona bir bakalım. Testlerimizi yapalım ufak ufak, hızlı hızlı. 4K 60 video modları FreeSync'imizi açabiliyoruz sevgili arkadaşlar. Yan tarafa geçebiliyorum. HDR'ımızı açabiliyoruz. Otomatik HDR açabiliyoruz ve 4K izin ver diyebiliyoruz. Monitörümüzde AMD'nin FreeSync teknolojisi Premium Pro sürümü olduğu için HDR modunda da FreeSync özelliğini aktif edebiliyoruz. Şimdi öncelikle 4K 60'tan bir oyuna gireceğim.
Daha sonra 122K'dan gireceğim. Daha sonra da bir performans testi yapacağım. Ama önce arayüze bir bakmalıyız. Evet, bu cihazlarda tepkime süreleriyle ilgili yaptığınız ayarlar bu cihazın nasıl diyeyim size kaderini etkiliyor. Evet. Onlarla ilgili bilgileri Artings... Şu mesela fast olayını faster yapıyorlardı. Öyle bir şey. Evet, en hızlı moda getirmeniz gerekiyor. Ben hızlıca buradan şimdi o ayarları yapacağım. Bakalım neler var burada. Oyun ayarları, bunlar hazır ayarlar. FPS modu, RTS modu. Biz FPS oynayacağımız FPS alabiliriz ama önce burada bakalım neler var. Bakın, evet, FreeSync Premium Pro var. Modumuz aktif. Daha sonra Black Stabilizer var. Bu siyah noktaları aydınlatmak için kullanılıyor. Oyunlarda karanlık nokta kalmasın diye. Daha sonra burada yenileme var. Faster, daha hızlı. Giriş gecikmesini hızlandırması için. Daha sonra Crosshair var. Çok güzel bir özelliktir. Bakın mesela ekranda şimdi oyun oynadığımızda burada bir nişangah gelecek ve onu esas alarak takip edebileceğiz. Daha sonra ayarları resetleme bölümü var. Burada bir işimiz yok. Bir sola geliyoruz. Resim bölümünden burada parlaklık, kontrast ayarlarını ayarlayabiliyoruz. Ama biz burada FPS modunu seçtiğimiz için otomatik olarak buradaki ayarlar kapalı oluyor. Çünkü o kendisinden ayarlanmış oluyor. Daha sonra input bölümüne geliyoruz. Bu çıkış portları. Şu an HDMI 1'de 2 var ve display port girişi var. Alt tarafa geldiğimiz zaman burada full ekran genişliğinde görüntüle orijinal full ekran kalsın ve aşağıda otomatik geçiş açık. Bu ne demek oluyor? Konsolu kapattığım zaman ikinci HDMI'de bir cihaz takılıysa otomatikman ona geçmesini sağlıyor. Daha sonra genel ayarlara geliyoruz. Genel ayarlara geldiğimizde bakalım burada neler var. Monitörümüzün Türkçe dil seçeneği yok. Bence bununla ilgili bir güncellemeyi hak ediyor. Daha sonra burada Smart Engine'se bu enerji ile ilgili bir ayar. Low seçili, düşük yani orta segment seçili bir enerji tasarrufuyla alakalı. Işık ayarları var. Yanlış bilmiyorsam. Evet, otomatik standby kapanma modu. Bunu kapatıyorum. Monitör kapanmasın. Yani biz ne zaman istersek o zaman kapansın. Daha sonra burada lokal dinamik var. Otomatik yapıyorum. Şurada DAS mod diye bir ayar var. Bu mod aksiyon sahnelerinde hedefe hareket atış ettiğinizde hareketli hedeflere özellikle o anda o sahneyi anlayarak hareket bulanıklaştırmayı azaltan bir teknoloji. Bu BenQ'da da var. BenQ'nun bir serisinde de var ama onu da aktif ettiğiniz zaman ilk üretimlerde ekran parlaklığını bozuyor. Ama LG Ultra Gear serisi gerçekten bu konuda iyi işler yaptığını düşünüyorum. Şu an aktif. Yenileme hızı en hızlı. HDR modumuz kapalı. FreeSync'imiz aktif. FPS'imiz de 120. Şimdi 60 FPS ayarlı. O yüzden burada da 60 görünüyor. Önce bir 4K'da bakacağım. Sonra da 2K'da test ettiğimde burası da otomatikman cihazla konuşacak ve 120 FPS'e çıkacak. Ha, bu arada bakın Crosshair koymuştum. Şurada nişangahı görüyorsanız bu FPS oyunu oynayanlar için çok güzel bir özellik. Bunu takip edebilirsiniz. Buraya yani biz bant yapıştırıyoruz. Çünkü her monitörde olmayan bir özellik. Neyse ki her ayrıntıyı düşündükleri gibi bunu da düşünmüşler. Şimdi video bölümüne geliyoruz. Performansa öncelik var. Şu an monitörümüz 4K'da. Eğitim açıyorum. 4K'da 60 FPS kullanabiliyoruz. Bir bakalım. Daha sonra da 2K'ya geçeceğiz. Öncelikle düşüncelerimi söylemek istiyorum. Çerçevesiz bir ekran. Kullanımı pivot. İstediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Görüntü kalitesi sevgili dostlar müthiş. Yani şu bug karakterini ya yıllardır bu oyunu oynuyorum. Bu mavi renk böyle mi görünüyormuş diyorum kendi kendime. Çünkü IPS paneli var. Bu renk böyle mi görünüyormuş? Bu adamın yüzündeki tonlama böyle bir renk miymiş diyorum. Çünkü IPS panel ve nano IPS renkler ve pikseller hiç olmadığı kadar sıkıştırılmış ve net. Şu an müthiş bir görüntü. 140 FPS'e çıktık 4K'dan. Söz konusu burada oyun 140 FPS veriyor ama makine onu bize vermiyor. Evet, şu an nişangahı takip ederek oyunu oynayabiliyorum. Biraz test edeceğim. Bakacağım neler var, neler yok. Evet, Gamer 1'i aldım. Of, muazzam bir görüntü var ya. Arkadaşlar şu an burada gördüğünüz görüntüyü gerçekten tarif etmekte zorlanıyorum. İnanılmaz bir netlik ve inanılmaz bir kontrast söz konusu. Şu an FPS'i aldım. FPS modu biliyorsunuz ki karanlık noktaları biraz daha aydınlatıyor ki düşmanları fark edelim diye. Hafif bir buğuluk inebilir.
RTS kuş bakışı oyunlarda burada Vybit diye bir mod var bilmiyorum ama bakıyoruz. HDR efekt modunu aldığımızda çıldırıyor. Hakikaten böyle bir evet. Olamaz oradan. Kar taneleri falan gayet de çekiyor ama. Kar taneleri de görünüyor. Gerçekten çok üst düzey. Bu da sRGB göz koruma ile alakalı. Bu da kalibre, renk kalibrasyonu yapıyor. Yaptığımız renk kalibrasyon modunu burada otomatik olarak ayarlıyormuş. Onun için ayar yapmamız gerekiyormuş. Ben şu an burada FPS modunu mu alsam? Arkadaşlar gerçekten 1 milisaniye tepkime süresini test ediyorum şu an. Ve 144 FPS modunda değil 60 FPS'e 4K'da test ediyorum. Renkler hiç olmadığı kadar canlı. IPS panelde her zaman tepkime süresiyle ilgili kuşkularım var, kaygılarım var. MPRT'si 1 ms değil, griden grisi 1 ms. Yani hareket ettiğim zaman şu şekilde bulanıklaşmalar olabiliyor. Lakin GT değeri 1 ms olduğu için çok anlık görüntü alabiliyorum. Yani görüntüyü çok önden görebiliyorum. Bu da gerçekten IPS panele gönebileceğimin işareti oldu benim için. Şu an testlerime devam ediyorum. İyi görüntü seçenekleri ve buradan 2K modunda 120 FPS'te monitörü test edeceğiz. 120 FPS'siz. Burada değişken yerleme hızımız açık. HDR'ı kapatıyorum. Çünkü tam performans modunu alacağım şu an. FPS oynuyorsak rekabetçi oyunlarda yapmamız gereken ayar budur. 120 Hz ayarlarım şu an hazır ve şimdi tekrardan oyuna geçiş yapıyorum. Şu an 120 Hz moduna geçtim. Bir uyarımız var. Tamam, bu önemli değil. 2K'ya geçtiğini söylüyor. Görüntüde biraz kırılma olmuş gibi hissedebilirsiniz. Çünkü 120 FPS moduna geçtim. Ve FPS modundayım. HDR'ı da kapattım. Tam anlamıyla performansını alabileceğim bir moddayım şu an. Buradaki şu an test yapmamdaki amaç giriş gecikmesine oynayarak hissini tahmin etmeye çalışacağım. Gerçekten IPS panel olmuş ya. Ben IPS panel teknolojisinde geriden geleceğini düşünürdüm hep. Tepki süresiyle alakalı. Kesinlikle böyle bir şey yok. Yenileme hızları, bir anda görüntünün önüme gelmesi, 120 FPS'te FreeSync Pro Premium'la gerçekten üst düzey olmuş. Bakar mısınız? Gerçekten çok beğendim. Bu monitörü almak isteyenler düşünmeden alabilirler. Ya da bu monitörün 850 modelini alabilirsiniz. 4000 TL bandında. O da 2K, 4K'da da aşırtma yaparak upscrape edip 60 FPS verebiliyor size. Tamamen size kalmış iki monitörde sınıfının lideri. Ben yeni nesil konsollara yakıştırdığım bir monitör olarak bunu görüyorum. Şu renklemeye bakar mısınız? Işığın gölgelenmeleri, şu parlaklık, şuraya gölge düşmesi, burada gölgelenmeler olması ve HDR modu açık olmadığı halde şu yansımalar. Gerçekten mesela buradaki ahşapların şuradan yansımasını görüyor olmam. Rainbow Six Siege'i neden test ediyorum? Next Gen Update almış yeni nesil konsollar için uyumlu olduğu için test ediyorum ki bu tonlamaları mesela buraya ışık yansıyor, buradan buraya yansıyor, her şeyi görebilmek adına. Ben bir de şey gerçekten beğendim. Evet. FIFA girelim mi? Hem o diğer monitörlerle karşılaştırma olur. Tabii. FIFA açalım. İşte FIFA için şey yapman FIFA'da gerekiyor. Diğer hesaba geçmen gerekiyor. Menüye gel. Şurada olmuyor. Evet, şimdi FIFA 2021'e geçeceğiz. Next Gen Update almış. Yeni nesil konsollarla uyumlu. Buradan kapatmamız, bakın 120 FPS otomatikman monitör kendisini açtı. Çünkü konsolda 2K'da 120 FPS açtık. Buradan Crosshair'i kapatacağım çünkü FIFA oynuyorum. Ve oyun modumu da FPS'ten değiştirmem lazım. İçin tekrar gireceğim. Renk ayarlarını değiştirmeliyiz. Bence RTS olması lazım. Şimdi griden GT'si 1 milisaniye. Görüntüyü çok hızlı görebiliyoruz. Ne diyorsun? Çok net ya, çok keskin.
Oo bir dakika, HDR açık, bunu 4K'da bakmak lazım. Ama 120 FPS'te bakalım önce. HDR kapalı. Tamam, bir daha kapatıp şey yapalım. Yok yok, oradan devam etsin ya, sonra olmaz öyle. Sen şu an çekmeye devam et. Arkadaşlar HDR modunu da açacağım. FIFA oynuyorsak açmak lazım diye düşünüyorum. FreeSync'de HDR 2K 120 FPS'te görüntü canlandı. Evet. Dilerseniz 4K 60 FPS'te oynayabilirsiniz. Fenalık ya. İyi bir konsol almaktan... Bir de 4K 60 görelim buna. 4K 60. Oyunda da... Burada mı görelim 4K 60'ı? Yok yok, bence... kapat oyunu. Ama top atmaları falan yapmadık ki. Ha tamam, yapabilirsin o zaman. Tamam, devam et. Evet. Başlatıyorum. Anlatla mı oynuyoruz? Yok, ben başlatmıyorum. Biraz izleyelim bakalım. Nasıl? Müthiş ya. 2K 120 FPS, HDR 10, 10 bit renk derinliği, FreeSync Premium Pro, HDR'da FreeSync ile beraber oynuyoruz ve böyle bir performans dudak uçuklatır diyebilirim. Şimdi oyun, bu oyun Next Gen'de 4K'ya göre upgrade edildi ya, o yüzden diyorum 4K, yani 60 da olsa. Tamam. Şey yapalım. Ama online oynayan biri 4K'da 60 oynamaz. Tabii ben tavsiye etmiyoruz. Evet. 120 FPS'i tavsiye ediyoruz. Hemen geçişimizi oradan bir yapalım öncelikle. Daha sonra maçı baştan başlatırız. Şu an 4K 60 FPS, HDR 10, FreeSync modumuz açık. AMD FreeSync Premium Pro sürümü olduğu için HDR'da FreeSync modunu da açabiliyoruz. Renkler, görüntülerin keskinliği gerçekten çok üst düzey sevgili arkadaşlar. 1ms griden griye, GT değeri 1ms. Zaten şu an videonuzu 4K çözünürlüğe alıp izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu videoyu 4K çekiyoruz ki sizler tam olarak bunu görebilin diye. Şöyle bir şey var. Videomuz 4K 30 fps. Benim buradaki el titremelerim izleyenlere yanılmasın. Yani cihaz 60 FPS olarak oynatıyor. Evet, cihaz 60 olarak oynatıyor. Aynen. 4K'da 60, 2K'da 120 alabiliyoruz. Çok çok iyi ya. Topa bir vuralım. Of. Şimdi bir saniye. Şimdi arkadaşlar 120 FPS modundan çıkıp 4K moduna geçtiğim için pas attığım zaman futbolcum topu alırken, yani bunu kimse anlamaz. Hani benim gibi çok böyle bu işlerle uğraşan kişiler, çok hafif bir bulanıklık oluyor. Bu çünkü 60 FPS'e geçirdiğimiz için. Mesela arkadaşınız geldi evde, komşunuzla arkadaşınızla oynayacaksınız. Tabii ki de 4K'da açın, keyfinize bakın. Tek başınıza kariyer yapıyorsunuz, keyfinize bakın. Ama online'da rekabetçi bir oyun oynuyorsanız 2K'da 120 FPS'i alıp HDR modunu kapatmanızı tavsiye ediyorum. En üst düzeyde giriş gecikmesini, yani tepki süresini iletmesi açısından. Onun dışında 4K 60 FPS'e göre gerçekten monitör üst düzey bir görüntü veriyor şu an. Ben çok çok beğendim. Şimdi bir top dikeceğim. Top diktiğim zaman ekranı bakalım, takip ederken bulanıklaşma ne kadar olacak, ona bir bakalım. Yok. Şimdi kaleye doğru topu dikiyorum. Gayet iyi. Yani 4K HDR'da gerçekten çok iyi. Ben bu konsolda saatlerce FPS oyunu oynayıp test etmek istiyorum şu an. Yani monitörümüzü bulduk. HDMI 2.1 teknolojisi çıksa bile çok yerteneceğimi zannetmiyorum bu monitöre sahipsem. Çünkü ben bu monitörde tamamen 2K'da 120 FPS'i bile alsam fazlasıyla yeter bana. 10 bit renk derinliği var bu arada. Bu arada Acer markanın HDMI 2.1 oyuncu monitörü duyuruldu. O monitörde renk bit derinliği 10 bit değil, 8 bit yazılımla 10 bit oluyor. Bir de buradan gel yak. Bir de nano IPS olması LG'nin, zaten dünya devi panel üretiyor. Bir de nano IPS'i koymuş olması gerçekten güzel olmuş. Yani IPS panel bu. IPS panelde böyle bir performans beni gerçekten etkiledi.
Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir, hani bir, varsa. Bir gol yapıp kolay modda zaten. Bir gol yapıp pozisyon tekrarını izleyelim. Niye gol yapamıyorum? Gol yapmam lazım. Yani bekle şimdi. Çok üst düzey ya. Ben keskinliğine hayran kaldım, netliğine. Ya bakın, ağır çekim olmasına rağmen topun gidişine bakın. Herhangi bir ekrana dalgalanma. Hiçbir şey yok. Ghosting hiçbir şey yok. Ghosting yok, evet. Gölgelenme yok, evet. Evet sevgili arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadar. Gözüme çarpan ayrıntılar bu kadar. Monitörü kullanmaya devam edeceğiz. Ben de Ufuk kardeşimi kullanacak ve sizlere de tavsiye ettiğimiz bir oyuncu monitör olacak. Şu an Rainbow Six Siege 120 FPS'te testler yapacağım. Oynayacağım. 2K'da açalım. 120 FPS'te tadını çıkaralım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.